Herkese merhaba. İş Yatırım Araştırma Müdürlüğü'nden ben İlayda Özdemir İşrek. Bugün sizlere 23 Eylül haftasında piyasada neler olduğundan, ve 30 Eylül haftasında piyasada neler beklendiğinden bahsedeceğim. BIST 100 endeksi 23 Eylül haftasına 9959 puan seviyesinde başladı. Haftanın ilk işlem gününde Borsa İstanbul haftaya yataya bağlı negatif başlamış oldu. Banka hisseleri geçen hafta alınan kararlara pozitif tepki verdi. Ancak Avrupa tarafından gelen zayıf öncü PMI verileri etkisiyle sanayi tarafı satıcılığı seyretti diyebiliriz. Pozitif ayrışanlara baktığımızda banka dışında Anadolu Hayat, BİM, TÜPRAŞ, Türk Telekom, Türksel hisse senetlerini söyleyebiliyoruz. Salı gününe geçtiğimizde ise Borsa İstanbul'un küresel risk iştahının etkisiyle 10 bin seviyesinin üstüne geçtiğini gözlemliyoruz. Bu yükselişte bankalar yine öncü konumda yer alıyor. Bankalar dışında da demir, çelik, holding ve telekom kısmı da güçlü konumda yer alıyor diyebiliriz. Ancak gıda, gıda peya kendisi ve havacılık tarafı negatif ayrıştı. Hafta ortasına geçtiğimizde ise Borsa İstanbul'un holding gıda paraya kendisi ve sanayi hisselerindeki satışlarla 10000 seviyesinin altına gerilediğini gözlemliyoruz. Banka tarafı ise pozitif ayrışçı diyebiliriz. Endeks günü 9891 seviyesinde 139 puan eksiğe yakın tamamlamış oldu. Perşembe gününe geçtiğimizde ise Borsa İstanbul'un dünya piyasalarından bağımsız 10000 seviyesiyle imtihan yaşadığını gözlemliyoruz. Güne güçlü bir yükselişle başlayarak 10050 seviyesine kadar yükselen endeks öğleden sonra gelen satışlarla gün içi gördüğü en yüksek seviye göre %2'nin üzerinde gerileyerek 9829 seviyesinde kapanış kaydetmiş oldu. Haftanın son işlem gününe geçtiğimizde küresel taraftaki pozitif havaya katılmadığını görüyoruz Borsa İstanbul'un günü 52 puan eksiye yakın olarak 9.777 seviyesinde kapattı. Yurt dışı tarafa geçtiğimizde haftanın son işlem gününde Amerika tarafından gelen PCE verileri sonrasında endekslerde karışık bir görünüm hakim oldu. Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan çekirdek PCE endeksi Ağustos için %0.2 beklentisinin altında %0.1 olarak açıklanıyor yıllık bazda ise beklentilere paralel %2.7 olarak kayda geçmiş oldu. Michigan Üniversitesi tüketici güvenine bakacak olursak 69 seviyesinden 69.4 seviyesine yükselmesi beklenirken 70.1 seviyesine yükselerek 5 ayın en yüksek seviyesinde ölçüldü, kaydedildi diyebiliriz. Verilerin ardından Fed'in Kasım'da açıklayacağı faiz indiriminin boyutu piyasa oyuncularını ikiye ayırmaya da devam ettiğini söyleyebiliyoruz. Çin'e bakacak olursak Çin'de açıklanan teşvik paketiyle Amerika'da ve Avrupa bölgesinde faiz indirimlerin devam edeceği beklentisiyle de Avrupa endeksleri Cuma günü primlenerek sonlandırdı. Haftanın son işlem gününde çekirdek kişisel tüketim giderleri verisi yıllık bazda beklentileri karşılamıştı. Fed'in enflasyon takibinde en yakından izlediği verilerden olan kişisel gelirler ve harcamalar ise beklentilerin altında kaldı diyebiliriz. Bu verilerin ışığında bakacak olursak haftanın son işlem gününde dolar endeksi hafif gerileme kaydettiğini gözlemliyoruz. Sadece dolar da değil Euro'da ve Pound'da da gerileme kaydettiğini gözlemledik. Altın tarafına geçecek olursak ons altına bakıyoruz. Ons altın zirve seviyelerine tutunmaya devam ediyor diyebiliriz. Ons gümüşe geçtiğimizde de burada %1.18 düşüşle 32 seviyesinin hemen üzerinde başladığı günü 31.65 dolar seviyelerinde kapattı diyebiliriz. Petrol tarafına geçecek olursak aktif vitoil kontratlarına bakalım. %1.36 yükselişle 68 58 seviyelerinde işlem gördüğünü görüyoruz. Aktif Brent kontratları ise %1.03 yükselişe haftayı 72.35 seviyelerinde noktaladı. Haftanın son işlem gününde Amerika tahvil piyasasına baktığımızda burada alıcılı bir seyirin hakim olduğunu görüyoruz. Getiri eğrisi boyunca da 6 ila 7 bas puanlık düşüşler gözlemlendi diyebiliriz. 2 yıl vadeli tahvil getirisi 6.3 bas puan azalarak %3.57 seviyesi. 5 yıl vadeli tahvil getirisi ise 6 bas puan azalarak %3.51 seviyesine. 10 yıl vadeli tahvil getirisi 4.2 bas puan azalarak %3.76 seviyesine. 30 yıl vadeli tahvil getirisi ise 2.6 bas puan azalarak %4.11 seviyesine geriledi. Avrupa ve İngiltere tarafına da bakacak olursak burada da alımlar gözlemlendi. Getir Eylül'ü boyunca da orada 4 ila 5 bas puanlık düşüşler kaydedildi diyebiliriz. Türk Euro tahvillerinde de alıcılı bir seyir izlendi, hakim oldu. 2 yıllıklar %4.33, 5 yıllıklar %5.81, 10 yıllıklar ise %6.66 getiri seviyelerinde günü noktaladı. 5 yıllık ülke risk birimi CDS'e bakacak olursak da 2 bas puan düşerek 268 seviyelerinden işlem gördüğünü söyleyebiliyoruz. 30 Eylül haftası yurt dışı tarafta ekonomik takvime geçecek olursak burada 1 Ekim salı gününe geçtiğimiz imizde imalat PMI verilerini, 3 Ekim çarşamba günü enflasyon verisini, bürüt net döviz rezervlerini, 4 Ekim cuma günü ise ticaret dengesi ve ihracat verisiyle haftayı kapatmış olacağız. Haftanın en önemli verilerinden olan enflasyon verisinde ise bizim tahminimiz %2.1 yönünde gelmesi diyerek de buradan sizlere hatırlatmak isterim. Yurt dışı tarafa geçecek olursak, yurt dışı tarafta pazartesi günü yani bugün Japonya tarafından gelen sanayi üretimi perakende satışlar verisi ve Çin tarafından gelen PMI verileriyle güne başladık. Arkasından İngiltere tarafına geçeceğiz. Orada gayri safi yurt içi hasla verisini takip ederken Almanya enflasyon verisini takipte olacağız. Amerika tarafında ise MNI DAGO, PMI verisiyle Powell'ın konuşmalarını takipte olacağız. Salı gününe geçtiğimizde Çin tarafı milli gün sebebiyle kapalı olacak. Sabah saatleri Japonya tarafına geçeceğiz. Orada da imalat tahminlerini, imalat dışı endeksini, imalat yamay verilerini takipte olacağız. Daha sonrasında Avrupa tarafına geçeceğiz. Orada da yine imalat imalat PMI ve enflasyon verileri takibimizde olacak. Arkasından akşam saatlerine doğru Amerika tarafına geçmiş olacağız. Orada da üretim, imalat, PMI, ISM verileri, inşaat harcamaları, iş imkanları ve personel değişim oranları haftalık ham petrol stoklarını takipte olacağız. Çarşamba günü yani hafta ortasına bakacak olursak Çin tarafı yine milli gün sebebiyle kapalı olacak. Avrupa tarafından gelecek olan işsizlik verisini takip edeceğiz. Arkasından Amerika tarafına geçeceğiz. Orada da tarım dışı istihdam verisini, haftalık rafineri kullanım oranlarını ve FOMC üyelerinin konuşmalarını takipte olacağız. Perşembe günü ise Avrupa ve İngiltere tarafından gelecek olan PMI verileri takip ederken Amerika tarafından gelecek olan işsizlik haklarından yararlanma başvurularını, hizmet PMI verisini fabrika siparişlerini ISM devam eden işsizlik sigorta başvurularını takip ederek günü noktalayacağız. Haftanın son işlem gününde Çin tarafı yine milli gün sebebiyle kapalı olacak. Amerika tarafından gelecek olan ortalama saatlik kazançları, tarım dışı istihdamı, işsizlik oranını, CFTC altın, Nasdaq 100, S&P 500, gümüş, doğalgaz, ham petrol, buğday, soya fasulyesi, Japon yeni, euro, spekülatif, net pozisyonlarını takip ederek haftayı noktalayacağız. Haftalık yabancı oranları değişim tablosuna baktığımızda en çok artanlarda liste başında Onkosem, Lider Turizm, CVK Maden, Ege Hastanesi sıralanırken en çok azalanlarda ise Kredit West Factoring, Akfen Yenilebilir Enerji, DCD Trading gözümüze çarpıyor. Yabancı oranı 10 gündür artan hisselere bakacak olursak Edip Gayrimenkul ve Tekfen Holding sıralanırken yabancı oranı 7 gündür artan tarafa geçtiğimizde Agesa hayat ve emeklilik hitit bilgisayar ve panel sen çatı cephe gözümüze çarpıyor diyebiliriz. Yabancı oranı 10 gündür azalan hisselere bakacak olursak. Yabancı oranı 10 gündür azalan tarafta altın yağ madencilik ve enerji hisse yabancı oranı 9 gündür azalan tarafa baktığımızda Petrokent hisse yabancı oranı 8 gündür azalan tarafa geçtiğimizde ise Batı Çim söyleyebiliyoruz. 30 Eylül haftasında 30 Eylül pazartesi günü ay Enerji'nin, Bursa Çimento'nun ve EYG Gayrimenkul'ün 1 Ekim Salı günü Eskar Filo'nun ve Şok Marketler'in 2 Ekim Çarşamba günü Bin Birleşik Mağazacılıkların ve Başkoli'nin kar payı dağıtımı bulunuyor. Son olarak SPK Bülteni'ne bakacak olursak son yayınlanan SPK Bülteni'nde Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojilerinin payları 91.85 liradan satışa sunulması onaylanmış oldu. Ayrıca Akış Gayrimenkul yatırım ortaklığının iç kaynaklarda 1 milyar 610 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımı da onaylandı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle.